Erciyes Dağı'nın eteğinde Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri üçgeninde yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda kamış biçenlerin sayısı azaldı. Manyas Gölü Kuş Cenneti'nden sonra Türkiye'nin en önemli ikinci kuş cenneti konumundaki Sultan Sazlığı Milli Parkı, su kuşlarına ev sahipliği yaparken bölge halkı için de gelir kapısı olmaya devam ediyor. Kayseri Yeşilhisar Ovaçlık Mahallesi'nde oturuyorum. İsmim Atalay Atasoy. Sultan Sazlığı kenarında bir küçük köyde yaşıyoruz. Yıllardır bu köyün içerisinde ve yaşamın bir parçası olarak, ekosistemin bir parçası olarak içinde bulunuyoruz. Sultan Sazlığı önemli bir kulak alandır. Sultan Sazlığı Afrika'dan gelen kuş yolunun Avrupa'ya ve Asya'ya ayrışan nokta. Aynı zamanda 300'ün üzerinde kuş türü bulunuyor. Sultan Sazlığı'ndaki sazlıklar Kasım 1 ve Ocak 1 arasında Milli Parklar tarafından kesim izniyle yapılıyor. Ve bu ekosistemin bir parçası olarak bu sazlıklar kesildikten sonra içindeki yaşam alanı açılıyor. Eğer sazlık kesilmezse içindeki yaşam alanı daralıyor. Ve bu içindeki sazlıklar kesildikten sonra canlı kuşlar yaşama için içindeki üreme alanları daha genişlediği için nefes bir alana nefes alıyorlar. Ve içinde bazı dönem dönem zon bölgesi dediğimiz bölgeler var. Kuşların yaşam alanı içine yaklaşılmıyor. Ve Sultan Sazlığı'ndaki bu sazlıklar kesildikten sonra Avrupa'ya ihraç oluyor. Hollanda, Almanya, Fransa ve buna benzer farklı farklı ülkelere ihraç oluyor ve ülkemize gelir geliyor. Buna benzer farklı diğer kamışlarda hasır ve şemsiye, kamelya buna benzer farklı farklı turistik bölgelerde, sahil bölgelerinde aynı zamanda Kapadokya'da değerlendiriliyor.